Sayın Büyükelçimizin teşrifleriyle birlikte bugün burada aslında bizim organize sanayi bölgesinde biraz önce içeride de bahsettiğimiz Sayın Büyükelçimizin Şanlıurfa'daki genç nüfus ve gençler arasındaki işsizlik sorununun Şanlıurfa'mızdaki en büyük problem olduğunu gözlemliyoruz. En azından bu 3 aylık süre içerisinde. Çocuklarımızın daha iyi eğitilmesine yönelik daha iyi fiziki altyapının oluşturulmasının yanı sıra bu çocuklarımızın çağın gerektirdiği mesleki ve teknik eğitimle donatılmaları kaçınılmaz bir zorunluluk. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerimizin altyapısını tamamlamaya çalışırken öbür taraftan da bu gerçekten birçok ilin nüfusundan büyük gençlerimizin sayı olarak daha kalabalık olan genç nüfusumuzun mesleki ve teknik donanımlarını arttırmaya yönelik bir mesleki teknik eğitim merkezi ve kampüsü aslında merkez değil de kampüs şeklinde bir alanın oluşturulması sanayiyle, sanayiciyle iç içe bu çocuklarımızın hem pratik hem de teoriyi en iyi şekilde alabilecek şekilde bir eğitim alanına kavuşturulmasına yönelik bir çalışma, bir fikir vardı. Bu fikir olgunlaştı ve bunun bugün aslında bir de imza vakfın kuruluşu ile ilgili bu mesleki teknik eğitim kampüsünün, merkezinin yönetimini üstlenecek ve çocuklarımızı orada eğitecek, kalifiyeli personel haline getirmeye yönelik bir merkezin oluşturulmasına yönelik yönetimi icra edecek bir vakıf kurulması hedeflendi. Bugün de imzaları atılıyor. 100 dönümün üzerinde bir alan ayırdık bunun için organize sanayi bölgemizde ve burada ilk binayı veya eğitim merkezini biz Kalkınma Ajansı aracılığıyla inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Güdümlü proje kapsamında yapacağız ve bunun içinde en son geçen haftaki yönetim kurulunda tekrar bu konu görüşüldü. 5.1 veya 2 milyon civarında bir kaynak ayrıldı. Kalkınma Bakanlığı'nda Kalkınma Bakanlığı'yla da görüşme halindeyiz. Onlar da olumlu baktılar. İnşallah o uygun görüşle döndükten, uygun görüşle geldi aslında. Revizeler istediler, onları yaptık. Tekrar Kalkınma Bakanlığı'na gönderdik. Yakından takip ediyoruz. Olumlu gelecek ve ilk modern mesleki teknik eğitim merkezini biz yapmış olacağız. Ardından diğer kurumlarımızın veya özel sektörün talebi doğrultusunda o 100 dönümlük alanı şu anda parselledik. Parsel parsel bu alanda yatırım yapmak isteyen özel sektöre ve kamu kuruluşlarına da açmış olacağız. Ve tam bir kampüs anlayışı içerisinde burada çocuklarımızın eğitimi inşallah gerçekleştirilmiş olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Büyükelçimizin gelişi de bunu daha hayırlı kılma yolunda i̇nşallah, bir vesile olur inşallah. Ben de bir eğitimcinin oğlu olduğum için. Rahmetli babam benim de öğretmendi. Yani ve memlekette de çok hizmetleri olan bir insandı. Bizzat hayatımızla yaşadık yani eğitim sorunlarını, sıkıntılarını. O yüzden fevkalade önemli ki 0-15 yaş aralığında %40'lık bir nüfusa sahip olan bir şehiriz. Bu aynı zamanda bir potansiyeldir. Çok da büyük bir potansiyel, çok büyük bir avantaja dönüştürmek için de bir vesiledir esasında ama iyi, doğru hamleler yapıp ki inşallah ben de bugün burada bu imzanın olmasında bu hazır bulunmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Rabbim inşallah hayırlara vesile etsin. Memleketimizin önünü açsın. Çalışmak bizden, takdir Allah'ta. İnşallah sizlerin de sayesinde çok daha güzel bir oluşum içinde olacağından eminim ben de.